için sizlerle görüştük. Görüşmek istedik. Derdimizi uzun uzun anlattık. Anlatmak istedik. Anlattığımız kanısındayız. Anayasaya aykırılığa tekrar dönmeyecek. Ortada çok açık, hukuk dışı bir operasyon. Sadece Türkiye Anayasası'na değil, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası insan hakları normlarına tamamen aykırı bir işlem yapmak istediğimizi sizlere uzun uzun göstermek istedik. Bunun vebalinin ağır olacağını tarih karşısında, toplum karşısında vicdanı olanlar için de vicdanlarına karşı bu hesabın mutlaka verileceğini de anlatmaya çalıştı. En son milletvekillerine söz hakkı konusunda bir süre kısıtlaması getirdiniz. Üstelik bunu hiç tartışmaya açmadan oylamaya sundunuz. Anlaşılıyor ki gerçekten aceleniz var. Ve sanıyorsunuz ki bizim geciktirme niyetimiz var. Yok Sayın Başkan. Bizim ve değerli arkadaşlar, bizim geciktirme niyetimiz yok. Bizim bir şeyden korkumuz yok. Yanlış yaptığımız, adaletsiz yaptığımız, haksızlık yaptığımız herhangi bir şey olmadığından adımız biliyoruz. Adalet için, barış için, burada demokrasi için, bunun canlı kalması için, bunun darbe yememesi için bütün gücümüzle uğraştık. Sözlerimizi söyledik. Derdimizi tutanaklar yazdı ve tarih, halklar değerlendirdi. Biz ne anlatmak istedik? Neden buradayız? Bizim ne dokunulmazlıklar kalkınca yargılanmaktan ne de tutuklanıp cezaevine atılmaktan yana herhangi bir korkumuz yok. Bunu sizlere defalarca anlatmamıza gerek yok. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim kaybedecek en önemli değerimiz bu toplumun barışı, barış umudunu, demokrasi umudunu kaybetmiştir. Bizim en büyük değerlerimiz bunlardır. Ne malımız, mülkümüz var, ne makamımız var, ne ikbal şehvetimiz var. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Değerli yoldaşlarım, milletvekilleri, arkadaşlarım söylediler. Bizim buradan çıkacak bir kararla yargılanmamız ve cezaevlerine atılmamız olsa olsa bizim için bir şeref kazanırız. Bu kadar büyük adaletsizliğe, haksızlığa direnmeye çalıştık. Kendimiz için, barış için, demokrasi için ve bunların umudunun canlı kalması için. Ama siz fiziksel olarak şu komisyonun haline bak. Fiziksel olarak ortamı en elverişsiz hale getirdiniz. Kapı polis. Saldırıların hepsi kayıttadır. Kim ne yaptı hepsi tek tek görüntülenmiştir. Sindirmeye çalıştınız. Hukuku ihlal ederek bizim burada sözümüzün etkili bir şekilde çıkmasını engellemeye çalıştınız. Sadece komisyon üyelerinin konuşması yeterli değil. Dokunulmazlıkla ilgili görünen bu tartışma buradaki bütün vekilleri tek tek ilgiledi. Nedir aceleniz diye sorduk, açıklamadınız. Ama biz biliyoruz acelenizin neden olduğunu. Emir geldi, bir an önce bu plan hayata geçecek. Darbe planının en kritik kavşağı geçilecek. Tek adam yönetimine esas alan bir başkanlık sistemi için bütün zamanlar, bütün imkanlar en etkili şekilde kullanılacak. Size gelen tabirimi böyle anladığımız. Biz sözlerimizi söyledik. Bundan sonra bütün çabamızla bir demokrasi platformuna çevirmeye çalıştığımız bu atmosfer, bu ortam bu akşam itibariyle müsamereye dönüşmüştür. Bir tiyatroya dönüşmüştür. Biz bu tiyatronun figüranı olmayacağız. Biz herhangi bir korkumuz olmadığını da şimdi göstereceğiz size. Sizleri vicdanınızla burada size destek verecek diğer vekiller,
halkın vicdanında, tarihin bilincinde mahkum edecek davranışlarınızla baş başa bırakmak için komisyon toplantılarını terk ediyoruz. Hiçbir zaman oyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bunu bilin. Sevgili Cezmi Dostum'un hepsini terk ederim. Bülent Tezcan'a da cevap vermeyeceğim. Onu da kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Bu oyun sizindir. Yaşasın zalimler için canım. Thank you.